Və növbəti qonağımız haqqında sizə məlumat verib, daha sonra onu studiyamıza dəvət etmək istəyirəm. Belə ki, son günlərdə, son ayda deyərdim ki, dünya ilə eyni anda Azərbaycanda dünya göz xəstəxanasının açılması bir çox insanların sevincinə səbəb oldu. Xüsusilə də uzun müddət göz xəstəliklərindən əziyyət çəkən və davamlı olaraq bu xəstəliklərin müayinəsi üçün xaricə gedən insanlar üçün Bu çox xoş xəbər oldu, çünki artıq Dünya Göz Komandası Azərbaycanda Bakımızın tam mərkəzində Dünya Göz Bakı Xəstəxanası olaraq sizin xidmətinizdədir və elə növbəti qonağımızla da mən xüsusilə bunu vurguladım ki, davamlı olaraq kontrollara mütləq vacib getməli olan göz xəstəliklərindən danışacaq. Bu da göz dibi xəstəlikləridir, tor qışa xəstəlikləridir ki, bu mövzuda qonağımız göz xəstəlikləri uzmanı doçent doktor Yaprak Banu Ünvəri studiyamıza dəvət etmək istəyirəm. Buyurun hocam. Xoş gəlmisiniz. Necəsiz? Təşəkkür edirəm. Çox şadam sizi studiyamızda və Bakımızda görməyə. Çox təşəkkür edirəm. Və biz bugün retina problemlərindən danışacaq. Retina bizdə tor qışa. Tor qışa. Tor qışa adlanır. Amma retina desəz də yəqin ki, tamaşaçılarımız anlayır. Ümumiyyətlə, retina nədir? Hansı xəstəlikləri var? Bütün bu haqda mən istəyirəm biz bugün danışaq. Tamam. Və hansı simptomlar bizim üçün bir siqnaldır ki, dərhal gecikdirmədən bir oftalmoloqa getmək lazımdır. Amma mən istəyirəm ilk öncə dünya gözü biraz daha yaxından tanıyaq ki, niyə retina problemləri ilə məhz dünya gözə getməliyik, bu tamaşaçılarımıza daha aydın olsun. Keçək süjetimizdən sonra söhbətimizi davam etdirək. ...21 illik təcrübəsi ilə Türkiyənin qüruru, dünyanın nəhəng göz xəstəxanalar şəbəkəsi, Dünya Göz artıq Bakıda. Türk həkimlərindən ibarət güclü heyət və göz xəstəliklərinin bütün sahələri üzrə ən son texnoloji avadanlıqları ilə Dünya Göz bütün Azərbaycanın xidmətindədir. Çünki yaxşı görmək sizin haqqınızdır. Ünvan, Mikayıl Hüseynov küçəsi 39, Bayraq Meydanının yanı, telefon 012-404-44-69. Dünya göz, dünya görməyə dəyər. Biz davam edirik, əziz tamaşaçılarımız. Elə qonağımız da Dünya Göz Bakı Xəstəxanasının göz xəstəlikləri uzmanı, doçent doktor Yaprak Banu Ünvərdir. Hocam, biz retinadan danışaq. Ümumiyyətlə, retina nədir, harada yerləşir gözdə və funksiyası nədən ibarətdir? Şimdi retina gözün arka kap, gözü bir yuvarlak küre olarak düşünelim. Gözün 2/3 arkasını kaplayan, eldiven gibi kaplayan son derece ince, son derece narin ve beyindeki sinir liflerinin uzantısı olan görmenin sağlandığı ve beyne iletildiği bir tabakadır. Hı hı. Ve bir insanın retinası sağlıklı değilse sağlıklı görmesi mümkün değildir. Burada esas olan gökyüzünden gelen ışıkları gözün ön tarafındaki mercek, kendi merceği, korneası uyumlar yaparak retinin üzerine düşürürler. Retina bunları elektrik enerjisine çevirerek, yorumlayarak beyine doğru iletir. Hı. Ve böylece bizim görmemiz sağlanır. Yani iki ön tabaka, ön tarafla beyin arasındaki esas bağlantıdır. Hı. Retina hastalıkları çok çeşitli tabii. Ama şu anda en çok konuşulabilecek, dünyada en çok ön planda olan birkaç hastalığımız var. Bunlardan bir tanesi şeker hastalığı, şekerin göz bulguları. Bir tanesi retinada yırtıkların oluşması. Diğeri görme merkezi, biz makula diyoruz, makula dejenerasansından oluşan bir takım hastalıklar. Bunların birçok semptomu var ama ana semptom görmenin kaybı. Görme kaybı olduğu zaman retina da görme merkezi dediğimiz görmenin %90 kısmını sağlayan bölgenin hasarlı olabileceğini düşünmemiz lazım. Bu diyabette de böyle. Yırtıklı dekolmanlar, retina dekolmanlarında da böyle. Travma hastalarında da böyle. Yani görmemizi sağlayan görme ağı diyebiliriz.
Yəni o zaman müəyyən xəstəlikdən əziyyət çəkən xəstə qrupları, evet, retina xəstəlikləri riski qrupundadır. Aynen. Siz diabeti qeyd etdiniz. Başqa ailədə genetik faktör? Ailə genetik faktörlər, genetik yaşa bağlı makula dejenerasansı dediyimiz, bizim Türkiyədə sarı nokta hastalığı denilən, burada bilmiyorum başqa bir adı var mı? Bunlar genetik hastalıklar, yüksək tansiyon, retin damar hastalıkları, damar tıkanıklıkları retinayı tutabilir. Aydındır. Və siz retina dekolmanı dediniz. Evet. Bu nə deməkdir? Yəni retina dekolmanı dediyimizə nə nəzər atırıq? Bahsettiğim gibi gözün arkasını böyle eldiven gibi saran, bütün gözün içini kaplayan bir yapıda. Bu eğer oturduğu yuvarlak şeyden ayrılırsa, oturduğu yerden ayrılırsa retina dekolmanı diyor. Retinanın ayrılması Lokması. Yani. Ayrılma, oturduğu yerden ayrılması diyelim. Ve oturduğu duvarla kendisinin arasından sıvı girmesi. Buna diyoruz retina dekolmanı. Retina dekolmanı buna deyirik. Evet. Aydındır. Bəs bu retina dekolmanına nə səbəb olur? Retina dekolmanına retinadaki yırtıklar neden olabiliyor. Gözün içerisini dolduran retinanın önündeki jel o yırtıktan geriye gidiyor ve duvardan ayrılmasına neden oluyor. Bazen gözün ön tarafı retinanın önünde ince zarlar oluşuyor. Şeker hastalığında olduğu gibi. Onlar içeriden çekerek retinayı tutup ayırabiliyorlar. Bir de nadiren tümörlerde, göz tümörlerinde gözün arkasındaki, retinanın arkasında bulunan göz tümörlerinde orada ödem ve sıvı toplanması oluyor. O da retinanın arkasında yırtık olmadan sıvı toplayıp retinayı bulunduğu duvardan ayırabiliyor. Yani üç çeşit retina dekolmanı tipi var. Birincisi yırtık olup arkasına su geçmesi, ikincisi önden çekerek ayırması, üçüncüsü de daha da arkadaki bir bölümde patolojik bir tümör gibi bir şeyin oluşması, ondan yayılan sıvının retinayı kaldırması. Üç çeşit oluyor. Aydındır, aydındır. Əziz tamaşaçılarımız, siz de bizim söhbətimizə qoşula bilərsiniz. Qonağımız Dünya Göz Bakı Xəstəxanasının göz xəstəlikləri uzmanı doçent doktor Yaprak Banu Ünvərdir və biz bugün torqışa, yəni göz zibi problemlərindən danışırıq. Sizin də özünüzün və yaxınlarınızda kimisə belə bir problemi varsa, bu gözlərimizi qorumaq üçün, dünyaya açılan pəncərəmiz olan gözlərimizi dünya gözlə qorumaq üçün nələr etməliyik, hansı mövzularda gözü açıq olmalıyıq ki, biz mariflənək və problemlərimizin həllini vaxtında tapaq. Çünki xüsusilə şəkər xəstəliyindən danışanda deyirlər ki, şəkərə gözünüzü açın, o sizinkini bağlamadan, doğru, sizinkini kapatmadan. Çünki aynen, doğrudan da şəkər xəstəliyinin problem yaratdığı ən birinci orqanlardan doğru, biri gözdür. Doğru. Şimdi şəkər hastalığını ikiye ayırmak lazım. Bir doğuştan itibaren veya başladığı andan itibaren insülin vurulması gereken tip 1 diyabet. Bir de ileri yaşlarda işte metabolizmanın yenilen, hazmedilen şeyleri eritememesinden kaynaklanan tip 2 diyabet. Tip 1 diyabette şeker problemleri eğer diyabetik kötüyse 5 yıldan sonra başlar. Yani görme azalması, kanamalar, damar problemleri 5 yıldan sonra başlar tip 1'de. Eğer çok iyi bir diyabet kontrolü varsa, şekeri iyi gidiyorsa o zaman yıllarca hiçbir sorun yaşamayabilir. Tip 2 diyabette ise yani sonradan gelişen ileri yaş diyabetinde ise kan şekerinin regülasyonu yine çok önemli ama kötü diyabetik olsa bile yine 10 yıla kadar hastaya bir görme problemi yaşatmayabilir. Dolayısıyla o ilk 10 yıl içerisinde hasta kendisine gözüme bir şey olmuyor, bir sorunum yok diye düşünebilir ama o sırada damar içindeki fazla şeker damarın duvarını bozacak bir takım etkiler. Yani şeker öz işini görür. Tabii ki. O her zaman işini görür. Eğer şekerle iyi geçinmezseniz, onu kabul edip onunla yaşamayı öğrenmezseniz eninde sonunda sizin görmenizi götürecek bir işler başınıza gelecektir. Aydındır, aydındır. Hocam siz az önce retina degenerasiyası kimi bir hastalığı vurguladınız, retina dejenerasyonu. Dejenerasyonu. Onun belə deyək, belirtileri nelerdir? Onun belirtileri, ilk belirtisi tam görmenizin en keskin olduğu yerde kırık görmeler, yani düz çizgileri, yamuk görmeler veya gözümüzün tam ortasındaki görme merkezinde koyu karanlık noktalar görmeye benzer bu. Evet, bu şekilde hasta gelir. Görmem ileri görüyorum, yüzünü göremiyorum ama etrafını görüyorum. Yani etrafında mesela pantolon rengini görüyorum ama kişinin kim olduğunu görmüyorum diye gelir hasta. İlk baktığı yüzüne baktığı insanın yüzünü görmeme şikayetiyle gelir. Sarı nokta hastalığı ilk önce görme merkezinin hastalığı olduğu için görmeyi direkt etkileyen, ilk önce görsel problemlerle,
görmede kırılmalar, düz çizgileri, yamuk görmeler de ortaya çıkar. Tamam, aydındır. Ve siz tamaşaçılarımız, siz de bizim söhbətimizle konuşulmak istəyirsinizsə 404-31-15 nömrəsində zəng edin. Qonağımız Dünya Göz Bakı Xəstəxanasının göz xəstəlikləri uzmanı doçent doktor Yaprak Banu Ünvərdir. Mən təklif edirəm ki, biz yenidən sujetimizi izləyək. Yeni qoşulan tamaşaçılarımız da Dünya Göz Xəstəxanasının dünya ilə eyni anda Bakıda olma sevincini paylaşaq. Daha sonra studiyamıza qayıdıb söhbətimizi davam etdirək. ...21 illik təcrübəsiyle Türkiye'nin gururu, dünyanın nəhəng göz xəstəxanalar şəbəkəsi, Dünya Göz artıq Bakıda. Türk həkimlərindən ibarət güclü heyət və göz xəstəliklərinin bütün sahələri üzrə ən son texnoloji avadanlıqları ilə Dünya Göz bütün Azərbaycanın xidmətindədir. Çünki yaxşı görmək sizin haqqınızdır. Ünvan, Mikail Hüseynov küçəsi 39, Bayraq Meydanının yanı, telefon 012-404-44-69. Dünya göz, dünya görməyə dəyər. Bəli, dünyanı görmək üçün isə sağlam gözlərə ehtiyacımız var və sağlam gözlər üçün isə Dünya Göz Xəstəxanası kimi nəhəng bir xəstəxananın Azərbaycanda olmasına ehtiyacımız vardır ki, buna da artıq nail olmuşuq. Artıq Dünya Göz Azərbaycanda Bakının mərkəzində sizin xidmətinizdədir. Bugün biz göz dibi xəstəliklərindən danışırıq və qonağımız Dünya Göz Bakı Xəstəxanasının göz xəstəlikləri uzmanı doçent doktor Yaprak Banu Ünvərdir. Hocam, biz retinadan danışmışkən mən tez istifadə etdim sujetdən və bizim göz maketi gətirdim ki, tamaşaçılarımıza maksimum bilgi ötürə bilək. Tamam. Gəlin elə torqışadan danışmışkən, torqışanın yırtılmalarına səbəb olan faktorlardan danışaq. Hı-hı. Niyə yırtılır torqışa? Retina niyə yırtılır? Hı-hı. Retina birincisi göze gələn darbələr sonucunda, göz biliyorsunuz bir kemik yapı içerisinde. Hı-hı. Ön taraftan gələn darbələr gözü arka tarafa doğru ittiği için, kemik yapıyla ön taraf arasındaki basınç farkı, hı hı, gözün içinde farklı bölgelerde basınç farkına neden olup gözün içindeki retina tabakasının esnemesine, hı hı, basıncın yanlara doğru gelmesine neden olur. Ve bu gözün içerisinde jel tabakanın, hı hı, retinada yapışık olduğu yeri çekmesini sağlar. Aha. Bu jel tabaka retinada yapışık olduğu yeri çekince retinada yırtık oluşur. Aha, yani o gel olan gel sahesi, evet, evet, çekir özüyle aynen beraber. Öyle. Retina deko, retinadaki yırtığın temel sebebi darbe olsun olmasın, gözün içindeki jel tabakanın retinada tutunduğu yeri çekip retina yırtmasıdır. Hı hı. Bu retina yırtıldığı zaman burada bir damar tabakada, burada rahat görülüyor mu bilmiyorum, hı hı, bir yırtık oluşuyor. Hı hı. Ve bu aslan elimizdeki göster, bu elimizdeki jel bu yırtığın arkasına doğru akıyor. Hı hı. Ve böylece retinayı bulunduğu, yapıştığı, hı hı, arkadaki duvarından, gözün arka duvarından ayırıyor. Hı hı. Böylece retina ayrılmış oluyor. Dekolman ayrılmak demek. Ayrılmak demek. Latince'de ayrılmak, hı hı, demek. Aydındır. Bəs kimler mütləq bu dekolman ve yırtılmalar açısından mütləq retina muayenesi olmalıdır? Məsələn, biz az önce qeyd etdik aslında. Yüksek miyoplar. Yüksek miyoplar. Aha. Bir kere herkes zaten yılda bir kere göz muayenesi olmalı. Hı hı. Bu qələmin üstünde yazılıb. İldə bir dəfə, kim çəkir? Evet. İldə bir dəfə göz müayinəsindən keçin. Hər gün baxıram o qələmə, deyirəm gedəcəm, gedəcəm. Hələ keçməmişəm. Bekliyoruz inşallah. Buyurun. Normal standart bir insanın haricinde çok yüksek miyoplar veya, hı-hı, miyopisi olan herhangi birisinde retina, miyopi ne demek? Miyopi gözün ön arka kısmının uzun olması ve içini kaplayan retina tabakasını da orayı kaplayabilmek için incelmesi ile oluşan bir hastalık. Hı hı. Ve bu incelmiş retinalar herhangi bir darbe olsun ya da olmasın inceldiği yerden bu jelin çekmesiyle kolayca yırtılabiliyorlar. Hı hı. Dolayısıyla normalde miyop olan bir insanın yılda bir kere mutlaka muayene olması gerekiyor. Eğer retinada incelmesi varsa belki daha sık muayenesi olması gerekebiliyor. Eğer, hı hı, o incelmeler tehlike yaratacak cinstense biz onun etrafını
lazer tedavisiyle çevreleyerek o incelmiş bölgeyi halka duvara yapıştırıyoruz. Böylece oradan yırtık oluşsa bile bu jel arkaya doğru gidemiyor. Çünkü duvara yapıştırmış oluyoruz biz orayı. Bu bir tedavi yöntemi. Aynı zamanda koruyucu bir tedavi yöntemi. O yüzden de sık sık yani normal bir sıklıkta muayene olup miyopların gerekirse daha sık muayenesi gerekebilir. Kişiye göre değişmekle beraber. Aydın. Ve biz az önce şəkər xəstəliyindən danışdıq. Mən istəyərdim bu şəkər retinopatiyalarına biraz yer ayalıq. Yəqin ki, Azərbaycana gəldikdən bizim toplumda daha gec gəldiklərini hiss etmişsiniz doktora. Daha fazla. Daha çox hani, daha çok irəli, geç veriyor, irəli vəziyyətdə gəlirlər. Şimdi şöyle, bu bizim toplumumuzda da özellikle et tüketiminin çok olduğu yerlerde, Güneyde Anadolu'da, Türkiye'de, yağlı tüketimin çok olduğu yerlerde, diyabet tabii ki sıklığı arttığı için, bu hastalık da dediğim gibi 10 yıl kimseyi rahatsız etmediği için ve bazen görme kaybı yavaş geliştiği için, hastalar bize geç geliyorlar. Şekerlerine bağlamıyorlar bu az görmeyi veya fark etmiyorlar. Tek gözde oluşuyor, bir gözde görmesi iyiyse hasta bunu algılayamayabiliyor. Aniden görme kaybı olmuyorsa bize acilen gelmiyor. Tabii burada çok önemli bir şey var. Sizin gibi yayın organları, sizin gibi güzel programlar halkı bu konuda bilgilendirmeliler bence ki öyle de yapılıyor çoğunlukla. Şeker hastası tip 1 ise 5 yıldan sonra yılda bir kere mutlaka muayene olmalı. İlk muayenesinin 5. yılında olmalı. Tip 2 ise 10. yılı geçirmeden mutlaka göz muayenesi olup retinasında Torgişah'ın durumunu öğrenmeli. Yani bir diyabetlinin kör olması için 10 yıl vakti var aslında. Ama köbük tanı koyulduktan sonra 10 yıl değil. Çünkü tanı koyulana kadar da bir sürü hasta aslında diyabetik ama farkında gizli, değil. Gizli şeker. Gizli diyabetik oluyor. Dolayısıyla eğer şekeri iyi giderse 10 yıl, iyi gitmezse daha da arkaya gelebiliyor, daha öne de gelebiliyor bu iş. O zaman xüsusilə genetik yatkınlığı olanlar ilk önce şekerli diyabet olup olmadığını aşkara çıxarsınlar. Aynen, bu mövzuda mariflənib, mütləq muayenədən keçsinlər və diyabet aşkar olunarsa da dərhal göz həkiminə getsinlər. Bugünkü mesajımız bu olsun. Retina doktoruna özellikle. Göz həkimi retinadan yeterince bilgi sahibi olmayabilir. Retina hekimi varsa eğer etrafında ona gitmesinde fayda var. Yani bu şekerli diyabetlerde problem damarlarda olur anladığım kadarıyla. Evet, esas olarak damarın bozulması. İki türlü damar bozulması var. Bir tanesi damarın kendi yani vücudumuzda olan damarın bozulması. İkincisi ise bu bozuk olan damarın beslediği alanın kanlanamaması, beslenememesinden mütevellit o beslenemeyen bölgenin yeni ince damarlar çıkarması. Ama onlar gerçek damar değil. Damar yapısına benzemeye çalışan kanamaya müsait damarlar ve bunlar gözün içine hızlı kanama yapıp ameliyatlara neden olabiliyorlar. Aydındır. Ve ben istiyordum biz bir de yanaşı olarak hipertansiyonu siz qeyd etdiniz. Şeker ve hipertansiyon bunlar ikisi de olursa daha mı təhlükəlidir yoksa ikisi bu olursa haqda? İkisi de damarı farklı yönlerden bozan faktörler. Şeker hastalığının yanında hipertansiyon olması retinada daha çok kanamaya neden olmakta, damar tıkanıklıklarına neden olmakta, görme sinirine ödem yapabilmekte. O yüzden retinopati yani diyabetik retinopatiyi hızlandırmakta. O yüzden şeker hastalığında eğer ki retinopati olmasın diyorsak tansiyonumuzu iyi tutacağız, kansızlığımız varsa tedavi edeceğiz, şekerimizi kontrollü tutacağız, böbreklerimizin sağlıklı olup olmadığını kontrol edeceğiz. Böbrek problemleri de retinopatinin, diyabete bağlı retina hastalıklarının kötüleşmesini ve tedavi edilememesini ne kadar uğraşırsak uğraşalım düzeltemememize neden oluyor. Aydındır. Ama diyelim ki retinopatiya var ama hasta vaxtında müraciət edib. Burada müalicə üsulu necə tətbiq olunur? Tedavi neden ibarətdir? Eğer ki retinopatisi yoksa sadece belli aralıklarla 6 ayda bir ya da yılda bir kontrol alıyoruz. Eğer retinopatisi varsa ve başlangıç bir retinopati ise bu retinopati evrelere ayrılmakta. O başlangıç, orta ve
kanama ile seyreden evreler olmak üzere. Başlangıçtayız, hastayı bilgilendiriyoruz. Şunlar şunlar yapılmalı, bunlar bunlar yapılmalı. Görmeniz kaybı olabilir. Lütfen kendinize dikkat edin. Bize yılda bir kere mutlaka gidin, bir endokrin doktoruna gidin diyoruz ya da dahiliyeciye. Hı hı. Orta derecede bir problemi varsa, görme merkezini tuttuysa, gözün içine görme merkezini tuttuysa iğneler yapabiliyoruz. Hı hı. Ödemi çözen iğneler yapabiliyoruz veya lazer tedavileri yapıyoruz, hı hı, bu kanamaları engellemek için. Aydındır, aydındır. Əziz tamaşaçılarımız, bir daha nəzərdə çatdırım ki, qonağımız Dünya Göz Bakı Xəstəxanasının göz xəstəlikləri uzmanı doçent doktor Yapraq Banu Ünvərdir. Bizim neçə dəqiqə vaxtımız var uşaqlar? Mən 5 dəqiqəmiz var. O zaman biz bir daha süjetimizi izləyək, sonra keçək travma mövzusuna. Tamam. Hı hı, buyurun. ...21 illik təcrübəsiyle Türkiye'nin gururu, dünyanın nəhəng göz xəstəxanalar şəbəkəsi, Dünya Göz artıq Bakıda. Türk həkimlərindən ibarət güclü heyət və göz xəstəliklərinin bütün sahələri üzrə ən son texnoloji avadanlıqları ilə Dünya Göz bütün Azərbaycanın xidmətindədir. Çünki yaxşı görmək sizin haqqınızdır. Mikail Hüseynov küçəsi 39, Bayraq Meydanının yanı, telefon 012-404-44-69. Dünya göz, dünya görməyə dəyər. Davam edirik, əziz tamaşaçılarımız. Bəli, dünya görməyə dəyər. Hələ hər gün biraz daha gözəlləşən Bakımızı, Azərbaycanımızı görmək istəyirsinizsə, o zaman dünya ilə eyni anda Bakının tam mərkəzində olan Dünya Göz Klinikasına müraciət edin və gözlərinizi qoruyun, yarana biləcək problemləri vaxtında aşkar edib onun qarşısını alın. Amma bəzi problemləri təəssüf ki, biz qarşısını ala bilmirik, hocam. Bu da travmalardır ki, keç kim onlardan sığortalanmayıb, qarantilənməyib. Mən istəyərdim bu mövzuya da toxunaq. Şimdi göz travmaları iki tipe ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi gözün yapısını bozup ayrılmasına neden olan, gözün içindeki muhteviyata herhangi bir şekilde yabancı cisim girmesi veya gözün içindeki muhteviyatın dışarı çıkması. Bunlara açık yaralanmalar diyoruz. Ve bunların hemen tedavisi gerekiyor. Çünkü 24 saat içerisinde bu açık yaralar kapanmazsa gözün endoftalmi dediğimiz, adına endoftalmi dediğimiz en ağır enfeksiyonlar oluşuyor. Hı hı. Ve bu gözü almaya kadar gidecek olaylara neden olabiliyor. Hı hı. Biz bunları en kısa zamanda gözün açık olan yaralarını kapatarak, dikerek bundan kurtarabiliyoruz. Hı hı. Daha sonra dokunun hasarının büyüklüğüne göre müdahaleler yapılabilir. İkinci olarak da gözün bütünlüğünü bozmayan ama gözün içerisindeki biraz önce anlattığım gibi jelde basınç değişiklikleri yapan, gözün içindeki dokuların parçalanmasına, gözün içindeyken parçalanmasına neden olan kapalı travmalar dediğimiz, hı hı, travmalar var. Bunlar da hemen problem yaratmayabilir ama yıllar içerisinde retina dekolmanından tutun, gözün merceğinin kaymasına kadar veya büyük kanamalara kadar bir sürü sorunlar yol açabilirler. Hı hı. Ama toparlanması da mümkün. Mümkün. Hı hı. Fakat geç kalınmaması lazım. Özellikle enfeksiyondan korunmak için açık yaraların görüldüğü anda dikilmesi, ondan sonra gerekirse üst mercilere sevk edilmesi lazım. Hı hı. Bu primer dikiş dediğimiz, primer yaranın kapanması dediğimiz ilk müdahale çok önemli. Darbeden sonraki dikişe kadar olan dikişe kadar olan süre ne kadar kısaysa gözün bütünlüğünü korumak, gözü daha sonra bir görmeye kazandırmak veya enfeksiyondan korumak o kadar mümkün. Aydındır. Ve bizim son 2 dakika vaxtımız var. Mən istəyərdim birisi hansı mövzuya toxunaq. Bizdə hamiləlik ve retina problemleri mümkündürsə, hamiləlik zamanı kimler mütləq retina müayinəsinə getməlidirlər veya yüksek mioplar hamiləlikdə necə izlənməlidirlər. Bəzən çünki bizdə bir anlayış var ki, miopin varsa hamiləsə mütləq sezaryen olmalısın, doğumda kör ola bilərsən. Bu məsələlərə istəyərdim biraz aydınlık getirirsiniz. Şimdi şöyle, eğer retinasında bir incelme alanı, bir problem görülecek veya oradan yırtık oluşabilecek bir alan yoksa herhangi bir şey doğum yapabilir. Hı hı. Biz ona izin veriyoruz. Hı hı. Ama retinasında zayıf bölge varsa, yırtık varsa, ayrılmadığı halde yine yırtık varsa oraları lazerliyoruz. Hı hı. Ve isterse hasta
yine doğum yapabilir ama o zaman bir sezaryen tercih ediyoruz. Hastaya öyle söylüyoruz. Aha, yani. Aydındır. Bu lazer prosedürü hamileyken de geçirilebilir mi? Geçirilir o çünkü herhangi bir şekilde vücutta kalıcı bir yani damar yapısını veya vücudun içinde dolaşan bir şey değil. Dokuyu yakıyoruz biz o sırada. Retinanın kenarında. Biraz danıştık bu lazer koagülasyonu nedir? Onun ehemmiyeti ve mahiyeti nedir? Lazer koagülasyon termal bir ışık kaynağıyla. Yani lazerin birçok etkileri var ama dokuyu yakarak arkadaki yere, duvara yapıştırmak demek. Bu bir ısı kaynağı lazer ışığıyla yapılıyor. Ve hiçbir sakıncası yok. Hiçbir ne çocukta ne büyükte ne hamilede hiçbir hasta grubunda sakıncası yok. Ve vücudun diğer bölgelerine etki etmesi mümkün değil. Çünkü sadece işaretlenen, hedeflenen dokuya etkili olan bir şeydir. Onu ve etmezsek ne olur? Oradan yırtıklar oluşup işte bazen bahsettiğim gibi retina ayrılmalarına, daha sonra oradan da büyük ameliyatlara kadar gidecek işlere neden olabilir. Yani aslında bu lazer tedavisi bize verilen bir şanstaki o problemlerden özümüzü sigortalayaq. O yüzden de mutlaka yüksek miyop gebelere mutlaka bir göz muayenesi olmalarında fayda var. Aslında bütün miyopların illa çok yüksek olması gerekmiyor. Bütün miyopların, hatta hamilelerin diyelim. Çünkü bazı hamileler miyop olarak miyop olduğunu da bilmiyor. Veya hamilelikte miyopi artabiliyor, oluşabiliyor. Bunların mutlaka bir göz dibi muayenesi, bir göz muayenesi olmasına fayda var. Aydındır. Teşekkür ederim size. Bilmiyorum stüdyomuzu beğendiniz yoksa yok. Ben Baki'yi de çok beğendim. Stüdyonuzu da çok beğendim. Beni buraya davet ettiğiniz için ilk önce Dünya Göz Grubu adına, sonra kendi adıma çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür Biz teşekkür ederiz. O değerli zamanınızı bize ayırdığınız için çok memnun oldum hocam. Ben Sağ olun. Görüşürüz inşallah. Ve aziz tamaşaçılar bir daha nazarınıza çatdıraq ki, qonağımız Dünya Göz Bakı Xəstəxanasının göz xəstəlikləri uzmanı. Doçent doktor Yaprak Vanu Ünver idi.